Kendi ellerimle ateşe attım. Ona öğrettiğin her şey, hepsi yanlışmış. Hepsi yalanmış. Bu kitaplardaki her şey yalanmış dayı. Ezel. Yok onurmuş, yok şerefmiş, yok doğru yolmuş. Nerede dayı? Hani nerede? Bu kitaplardaki şeyler bizim hayatımızda nerede? Kırk sene boyunca Kenan Bey bugünü bekledi. Ben de öyle kardeş. Ben de öyle. Gidelim o halde. Hay hay. Ha kardeş. Sen Mevlana'yla Şems'in nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam Mevlana'nın karşısına geçmiş, demiş ki ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi üç kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş üç kitabını. Canı gibi sevdiği asırlık üç kitabı. Adam o üç kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor, mürekkepler suya karışmış, kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldin diye. Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında? Ha? Ezel Bey. Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet.